Merhaba, bu videomuzda Excel tablolarınızın sonuna ve başına kolaylıkla gitmenizi sağlayacak butonlar eklemeyi ve bu butonların tablo sonuna ekleme yaptıkça son hücre ile beraber nasıl aşağıya doğru ilerleyeceğini anlatacağız. Şimdi yeni bir Excel sayfası açıp öncelikle hızlıca bir tablo oluşturuyoruz. Bu tablo herhangi bir şey olabilir, kendi işinizle alakalı veya çalışmanızla alakalı herhangi bir tablo oluşturabilirsiniz. Anlatacağımız yöntemi halihazırda mevcut tablonuza da uygulamanız mümkün. Şimdi tablomuz hazır. Anlatacağımız yöntemi uygulayabilmek için tablonuzun yanında bulunan bir sütunu bu işleme ayırmanız gerekiyor ve bu sütunun ilk hücresine sona git butonu ekliyoruz. Bu butonu ekleyebilmek için bir önceki Excel sayfamızda bulunan formülü kopyalıyoruz. Bu formülleri videomuzun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sona git butonuna tıkladığımızda otomatik olarak son hücreye ilerliyor. Bunu A sütunu için yaptık. Şimdi formülü inceleyelim. Formülde eğer A1 küçüktür, büyüktür, 2 tırnak işareti. Bu işlem A1 hücresi doluysa demek. Diyoruz ki eğer A1 hücresi doluysa köprü kur, A hücresindeki değerleri say ve bu değere ilerle. Burada bulunan sona git yazısını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İsterseniz sona ilerle veya başka bir şey yazabilirsiniz. Daha sonra formülü kendiniz de test edebilirsiniz. Her yeni eklenen hücreye otomatik olarak buton sizi götürecektir. Biz bunu A sütunu için yaptık ama dilerseniz B, C herhangi bir sütun için de yapmanız mümkün. Şimdi biraz daha ince detayları olan başa dön butonu için çalışmamızı yapalım. Öncelikle kendimize ayırdığımız sütunun ikinci satırına geliyoruz. İkinci satır olmasının sebebi tablonun buradan başlıyor olması. Siz tablonuz hangi satırdan başlıyorsa oradan başlatarak ekleyebilirsiniz. Formülü yine hazır Excel'imizden kopyalıyoruz. Bunu da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Formülün çalışma mantığını birazdan anlatacağız. Şimdi formülün nasıl çalıştığını görelim. Öncelikle listemizi kısaltıyoruz ve ikinci satıra kopyaladığımız formülü aşağıya doğru çekiyoruz. Burada da yine aynı şekilde başa dön yazısını istediğiniz biçimde değiştirebilirsiniz. Formülün detayına değinecek olursak formülde eğer ve eğer ve köprü fonksiyonlarından faydalandık. Burada özet olarak diyoruz ki A32 ve A33 doluyken A34 boşsa başa dön yazısını yaz, değilse boş bırak. Bunu dememizin sebebi sadece tablomuzun son satırında başa dön yazısını yazmasını istememiz. Bu aradaki eğer formülünü yazmazsak bu sefer diğer hücrelerde de başa dön yazısını görebileceğiz. Biz bunu istemiyoruz. Sadece son satırda başa dön yazısı yazsın. Diğer satırlar boş kalsın. Ve bu başa dön yazısında da bir köprü olsun. Bu da A2'ye yani tablomuzun en başına gitsin. Bu sizin tablonuzda A5 olabilir, B7 olabilir. Bu sizin tablonuza göre değişir. Oradan düzenleyebilirsiniz. Şimdi formülü daha da aşağılara uzatıyoruz. Bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Tablonuzun muhtemel uzunluğuna göre uzatmanız mümkün. Bu formülün yazılı olduğu bütün satırlarda otomatik olarak bu işlem çalışacak ve siz tablonuza her satır eklediğinizde otomatik olarak aşağı ilerleyecek. Tablonuzdan veri sildiğinizde de aynı şekilde yukarı çıkacak. Tablonuzun sonuna gitme ve başına dönme işlemleri bu şekildeydi. Şimdi biraz daha fonksiyon ekleyelim. Mesela tablonuzda bulunan bir ürünün toplamını da yine tablonuzun son satırına yazsın. Bunu da yine aynı formülle yapacağız. Bu sefer başa dön yazısını yazdırırken kullandığımız köprü fonksiyonu yerine topla formülünü kullanacağız. Örneğin elma sütunundaki bütün değerleri toplamasını istiyorsak topla B iki nokta üst üste B yazdığımızda tablomuzun sonunda bütün elmaların toplamını verecektir.
Siz tabloya yeni bir veri girdiğinizde bu değer otomatik olarak güncellenecektir. Bunu diğer sütunlar için de yapabilirsiniz. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken şey tablonuzun başından başlayarak formülü aşağıya kadar çekmeniz ve değerleri girdiğinizde otomatik olarak bütün hücreler güncellenecektir. Örneğimizde de bu şekilde çalıştığını görebiliyorsunuz. Bu işlemi yaptığınız takdirde ne kadar satır eklerseniz ekleyin, sağ tarafta yazdığımız formülleri aşağıya çekerseniz verileriniz otomatik olarak güncellenecektir. Şimdi küçük birkaç tüyo daha verelim. Eğer tablonuz en baştan başlıyorsa, yani birinci satırdan başlıyorsa, görünüm menüsüne gelip bölmeleri dondur seçeneğinden üst satırı dondur derseniz birinci satır siz aşağı indikçe sizinle beraber ilerleyecek. Böylelikle sütun başlıklarını tablonuzda kolaylıkla görebileceksiniz. Aynı zamanda bu hücreleri istediğiniz gibi biçimlendirebilir ve daha rahat anlaşılmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi birkaç görsel düzenleme daha yaparken Excel'de navigasyon gibi kullanabileceğiniz sona ilerle, başa dön butonları ve bu formüllerden faydalanarak yapabileceğiniz ekstra işlemleri anlatmış olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.